Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Dayıyı bir uyandıralım değil mi? Bakalım neler var, neler yok. Her perşembe günü olduğu gibi yine ben varım. Yine ben geldim. Yine Rent Simülatör geldi. Şimdi keçimiz vardı bizim, keçi. Bir de gırtlağa da borç içindeydik biz. Bir de o işin o kısmı var. Şimdi bizim ne kadar paramız var ya? 1000. Yani toplasan yani... Yok abi. Metalde yeterli metal sayısına ulaşamayacağız galiba. Şunu yapamayacağız gibi görünüyor. Elden su yapmaya devam. Öyle görünüyor. Bu kovadan birkaç tane olacak o zaman elimizde. Yani yapacak bir şey yok. Yerinizi mi yadırgadınız lan? Dangalak keçiler. Abi bu su yalaklarıyla başımız belada ya. Üç tane oldu bile. Serayı kesin devreye alacağız da. Bunların suları var. Şunun var mı yemi? Var. Suyu var. Güzel. Yumurta falan almamıza gerek yok. Dünyanın yemini aldım. Daha da yem alacağım. Şimdi bize demir lazım abi. Tencere lazım abi. Bir tencere, bir demir, bir de şu. Ocaktan lazım. Bir tencere, bir ocak alacağız. Şu süt sağdığımız şeyden var. Süt bidonundan da almamız lazım bir tane. Ve demir almamız lazım abi. Her şeyden önemlisi demir almamız lazım abi. Şimdi hayvanlarla ilgili tabii işimiz güzel gidiyor ama dediğim gibi demir tencere, işte ocak, mocak, bir de sütü güğümlediğimiz o zıkkımdan da alsak mı? Bak. 550 plaka veriyor. Bir şey vermiyor ki. Durum kötü. Şimdi bir tencere, bir tüp, bir süt kabı, bir soğutucu. ...500 plaka... ...50-60 plaka demirimiz oldu. Yem almaya 5 kuruş paramız kalmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi borcumuz da olduğu için kasada sürekli para tutmamız gerekecek. Bugün aldığımız malı... ...öyle lambur lumbur koymayacağız kenara.
Ne kadar paramız kaldı bizim? 61. 32, 32 ne yapar? 64 yapar. Tamam, bir tane 8'li kalas da alayım da ben. Kalası yine elden yapacağız hocam. El mahkum. Yani römorka drift attık. Şimdi metal plakamız var. Yok, ışık yapmak için aldım o kalası zaten. İki tane daha ışık yapacağım. Altı tane kaldı. Ne? Buna kaç tane giriyor ki? 3-4 tane girer herhalde. Daha çok metale ihtiyacım var. Şu ocağı alabilir miyim canım? Keçiden sütü nasıl alacağım konusunda hiçbir fikrim yok, biliyor musunuz? Yani şu kovayla alacağım herhalde. Herhalde yani. Kovayı aldık elimize. Evet, sağıyorum. Bu küçük kovayla bu arkadaşların sütünü şey edeceğiz. Bunda mı süt vardı? Bakayım. Tamam, ver şunu. Neredesin lan? Hırt. Sağ olun bakalım. Sütü bitti. Ver aslanım. Lan ver şunu. Heh. Ben bunu alayım. Gideyim.
Şu hayvanlara yem ve süt. Bunların yemi yoktur. Yemiştir bu ayılar. Aa var. Yem ve su vermem lazım bu hayvana. Şunu ver abi. Lan oğlum. Şimdi o küften almam lazım ki peynir yapayım. Onu. Buraya da su koy. 6 küsür oldu. Bana bir kova daha getir oğlum. Serayı devreye almak için o şeyi yapmam lazım. Onun için de demir lazım. Demir benim alabileceğim en pahalı şey. No kuleyi koyduk mu ama sera da devrede. Bir kova daha alır o. Sarayı bitireyim lan ben onunla. Bana zaten demir lazım olduğu için. Ver hocam kovayı. Yemezler yiğidim. Tamam. İki tane yemek kabı var orada. Size uzunca bir süre yetmesini ümit ediyorum. Yetsin çünkü o kadar param yok yani. Koy abi. Su. Su. Bol miktarda su işini halledeceğim şimdi dur. Su. Onları günde iki defa mı sağabiliyoruz bilmiyorum ki. Arkaya da su ver. Şimdi yem muhabbetini bir tamam. Bakalım sağlıyorlar mı saat 4'ten sonra. Bir bekleyelim. Ha, şu keresteyi alıp şu serayı bitir abi. Tamam. Daha keresteyle işimiz var da. Şunu yapıp şu serayı devreye alacağım. Orada keçilerim de var. Keçilerden çok bir süt gelmiyor. Özür diliyorum.
Güzel. 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 Evet. Buranın kapasitesine bakılırsa burası bayağı bir keçi alır. Evet. Günde iki tur sağabiliyorum. Tavuk gibi tek değil. Güzel. İki tur olmaması ananı. Kafasına vurdum kapıyı. Şimdi buradaki mevzu benim için önemli olan şu. Ben şimdi bu keçileri sağdıktan sonra kapağı ver. Ver bakayım şunu sen. Bu sağlıyor mu? Evet, ötekini sağdık. Doğru keçi. Şunu da bir sağayım ben. Tamam. Hadi git. Vallahi keçilerle aram çok iyi abi. Şöyle, oh mis mis. Şimdi bunu aldık. Şimdi yem yüklemesi yapmam lazım. Bir tane de küf almam lazım abi. Peynir yapabilmek için şimdi. Çok öyle abartı bir yumurtamız yok gibi geldi bana ama dur bakalım. Burası, buradaki bu kümes gibi cayır cayır gelecekler mi? Ne zaman gelecekler acaba? Aa, civciv var lan orada. Duydum sesini. Lan! Eğer orası tam kapasite ise ve ben burayı 2 gün toplamadıysam bu sepete sığmaması gerekiyor. Ama sığdı. Bir sepete 40 yumurta girdiğini varsayalım arkadaşlar ki 40 yumurta giriyor zaten. 2 almıyor mu? Şimdi o çekmeceden 2 olacak. Şunu koy, şunu ver. 2. Burayla 5. Altı. Civciv mi var orada? Oğlum ben bir civciv sesi duydum. Nerede lan o civciv? Aa. Ama civciv sesi vardı. Anasını satayım. Şimdi koy. Yem çuvalı. Yemler bitti anasını satayım. Fulle. Şimdi. Al bunu. $1.500 dolarlık bir yatırım lazım o değirmen için. Ondan sonrası bir şekilde yapılır. Kesinlikle küf almam lazım. O birincisi, kalanıyla da yem basacağız.
Hadi bakalım. O kadar tur atmışız ki araçla yine yarım depoya inmiş yakıt. Bir de tabii bizim yine kalas basmamız gerekecek öbür taraftaki inşaatı bitirmek için. Bu krediyi biz gidip bankaya mı ödüyoruz, otomatik mi çekiyor? Bak bir de o var ha. Şu yumurtaları bir dehle. Hele bir sat hele. Sat. Sat. Bir tane küf alıyoruz abi. Keçi için. Gerisi sıkıntısız. Şöyle yapıyoruz bak. Para olmadı. Çok oldu. Bir geri 315. Tamam. Kasa. Abi ne kadar çıkarsa, değil mi? Uyuyup uyandığım zaman süt sağacağım. Tavukların şeyiyle beraber de süt sağacağım. Hadi dön. Arka kasa 12 tane alıyor. 6 tane yakan 18 tane. Yani şu şekilde bu alet 18 tane falan yem çuvala taşıyabilir. Şu küfü al bakayım. 5 tane varmış lan içinde. Oğlum 5 tane ne lan? Sekiz kaldı. Bunlar kaç kaç alıyor bilmiyorum ki. Peynirin birini küpsüz yaptım. Dolaplara bayağı sığıyor. Koyduk.
Güzel. Dört tencerede. Güzel. Şimdi bir uyuyalım, uyanalım bakalım ne olacak. Beş gün. Şimdi önce şunu ver abi. Bu küçük kova keçi için, büyük olan inek için. Süt sağıyoruz abi. Sağmaya devam. Şu an konuştukça bu sinyal şeyinin artması şu demek. Sağ koçum. Sağıyoruz. Tamam. Ne kızıyorsun? Kovayı koy. Al bunu. Evet. Yani hem kazanmam lazım, hem borcu ödemem lazım, hem de keçi almam lazım. En kötü ihtimalle bir tane erkek keçi alıp atacağım oraya. Başka ne yapacağım? %12, %0. Ne kadar zamanda olur bilmiyorum ama bunların yemeği var mı? Bunların yemeği var mı? Var. Suları da var, yemekleri de var. Güzel. Şu malı bir alalım. Peynirler olsun mu? Peynirden kaç para geliyor ona bakacağım. O küfe bayıldığım paranın hakkı ediyor mu? Bütün malzeme, ama bundan sonra küf alacağım zaten. Başka bir şey almayacağım ama yem almamız lazım her şeyden önce. Ciddi yem stoklamamız lazım. Bir de
Parayı bulur bulmaz şuraya bir tane erkek keçi atalım abi. O keçiler artsın kendi kendine, ben onlarla uğraşamam. Yani o bir sıkıntı olur bana. %21, %65. Bak küflü olanlar geç geliyor. Bu çok hızlı geliyor. Bak %66 oldu. Şunu çalıştırmam lazım. Şu dolapları da yapmam lazım. Ama bir şey keşfettim. Buraya dolap koyarsam sıkıntı olacak. Bunlarla idare edeceğiz artık. Altı tane oldu. 18 tane metal istiyordu değil mi o? 18 metal istiyordu. 18 metal istediği için de ona göre bir ayar yapmam lazım. %85. Şunu yaptığım zaman, tabii, bunu yaptığım zaman işin rengi değişecek. 150 metal atacaksın. Oraya yetmiyor boyu. Buraya koymayacağız onu. Burayı komple aldı mı? Aldı. Peki. Seraları aldı mı? Aldı. Güzel. Doğru noktayı bulduk. Tamam. Onun doğru noktası o. Yine odun ağaç işine girmek gerekiyor ama açıkçası hiç giresim yok. Sadece peynirin ne kadar ettiğini merak ediyorum. O yüzden derdim peynir yani arkadaşlar. Evet, peynirimizin biri oldu.
katmazsam içine hızlı oluyor. Keçi peyniri düz. Küf koyunca da farklı oluyor. İkisi farklı peynir demek ki. Keçi peyniri küfsüz kaç paraymış onu öğrenmiş olacağız. Küf koymazsam çok hızlı ilerliyor çünkü. Gidip baksam mı lan kaç para ediyor acaba? Bak bakayım kaç para ediyor. Kaç peynir kaç para ediyor? Küf olmayınca kaç para bu peynir? Sonra da küflüsüne bakacağız zaten. Yani burası daha fazla para veriyor mu? Genelde et ürünleri ister burası. Tamam. Öğrenmiş oldum. Küfsüz peynir kaç para bakalım? Bir tanesi 50. İyi. Küfsüz peynir 50 bir şey değil ki. Düşünsene dünya kadar peynir üreteceksin. 50'ye sat. Küfsüz, küflüsü daha pahalı tabii ama. Şöyle, orada bizim bir römorkumuz şeyimiz var değil mi? Yakıt. Mecbur onu kullanacağım çünkü para eksiye düştü, borçluyuz. Doldur bakalım. Şuncacık şey kaldı içinde. UTV lazım bana, ne yapayım? 14.27 şu anda oyun saati. Aç bakayım. 52, 50, 37, 48 bunlar geç oluyor. Şimdi keçilerden süt gelecek 2 tur daha. Tabi keçiden 2 tur daha gelecek. 2 tur süt gelecek. Ondan sonra onlarla beraber şey yapacağız.
20, 16, 20 küsür, 20 küsür. Oho, iyi dayanıyorum. Bir de şunun da üst kapağını aç hocam, hava alsın dükkan. Her tarafa sıçacaklar çünkü. Bu arada şu kapakları açtığım zaman bahçeyi, bahçeden kaçamazlar diye düşünüyorum, değil mi? Mis gibi bahçemiz var bak burada. Keçi için ideal ya. Gezsin hayvan, dolansın oralarda. Seri para yapmamız lazım arkadaşlar ve bu, bir dakika, o tüpler bitiyor mu lan? Bak ona bakmadım ha. O tüpler bitiyor olabilir. Şöyle bir şey de var şimdi bak. Bak buraya iki tane daha koyabiliyoruz. Peki. Tamam. O zaman şöyle. Buraya dört tane boş tencere her türlü sığıyor. Bu da hesaplarımda yanılmıyorsam yan yana 3 tane girer buraya abi. Bak kur. Kur. Gördün mü? Yok. Bug var bunda. Bu bug'a girer burada. Tamam. 4 tencere, 4 tüp. 4 tencere, 4 tüp olayını yapabiliyoruz. Ama süt üretiminin hayvan gibi olması lazım bunun için tabi. Sıkıntı yok. Bir tane erkek keçi aldık mı zaten orada keçi sayısı da artacaktır. 10 numara 5 yıldız olacak. Erkek keçi sayısı çok olursa, yani keçiler dişi değil de erkek çıkarsa sürekli, keseriz anasını satayım. Ne olacak? Keseriz, et olarak satarız. Aha 16 oldu. Hadi süt. Süt verin bana. Keçilerin ikisi de geziyor mu lan? Aa, ikisi de geziyor. Hadi sağ olun. Bitti. Evet, süt sağıyoruz. Yani sağma makinesiyle uğraşamayacağım. Sekiz oldu. Kapat kapaklarını. Bunu da kapat. Uç. Şu tencereleri doldur. Hiç küfüm yok abi. O yüzden küfsüz peynir yapacağım. Bak bunlar olacak gibi değil. 68, 65. Bunlar çok yavaş geliyor. Küfsüzü hızlı geliyor. Bir günde 200 dolarlık peynir yapıyorum yani.
Bunların mamaları bitmiştir. Arkadakinin de maması bitmiştir. Yani küfsüz yapalım bir müddet. Bizim çünkü yem sıkıntımız var hocam. Buradan 7 tane falan yumurta almam lazım benim şimdi planlarıma göre. Ama bu 7 tane yumurtayı nasıl alırız buradan, ona bir bakmam lazım şimdi. Aç, o ne lan, boş bu. Yine olmadı. Allah Allah. Bu oyunda bug falan var galiba ya. Bakayım şuna bir. Yok, bakmak yok. Doğru olmuş bu sefer. Gel. Buraya da gel. Ağzına tükürdüğümün. Bir dakika. Onda yem bitti, anasını satayım. Yine mi ya? Şimdi eksiye düştüğümüz için içeride de para bırakmamız lazım. Yem yok. Nasıl olacak bu iş ya? Bas bas bas. Oyunda da aynı şey ya. Yok arkadaş ya. Gerçek hayatta da aynı, oyunda da aynı. Bankadan kredi çekersen sonu kötü oluyor yani. Şimdi de eksiye düşmeyeceğiz diye uğraşıyoruz abi. Bu nasıl saçma sapan. Resmen savaş veriyoruz oyunda ya. Sat. Satın alırsak içeride ne kadar bırakmam lazım acaba? Şöyle yapalım. Bunu aldık mı 60 küsür kalır içeride. Acaba 60 küsür günlük çekerse şey yapar mı? Dur bakalım. Bunu alalım. Şu on alan simsiyah oldu bir anda ekran. Işıklarımı yakayım ben de. Şimdi küf attığımız peynirleri beklediğimize değecek mi? Asıl mesele o benim için. Şimdi normal 50 dolar. Şimdi ben küflüsü de 60 dolarsa uğraşmam yani küfle.
Evet. Aç kapıyı hocam. Bunlar olmak üzereler. Kapat, yak şunu. Bakalım uyuyup uyandığımızda olmuş olacaklar mı? Dünyanın saati atlayacak şimdi ben. Uyuyamadım. Aa, olmadı. Bir dakika. Saatinden önce zıbardım çünkü. İki saat geçecek şimdi. Abi olmamış ya. Yani yuh artık ya. Tamamdır artık. Ne yapalım? Bir sonrakine olacak artık arkadaşlar. Bir sonraki bölümde biz bunu birlikte göreceğiz. En azından bir şeylere başladığımız aşikare görünüyor. Bir sonraki bölümde arkadaşlar tekrar görüşmek ümidiyle diyorum değerli arkadaşlar sizlerle. Umarım tekrar görüşürüz. O zamana kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.